Merhaba arkadaşlar, sıfırdan Java'nın bu bölümünde butonları kullanmaya başlıyoruz. Öncelikle bilgisayarı yeniden yüklediğim için Eclipse'i de yeniden yüklemem gerekti ve Eclipse'in Juno sürümüymüş en son olanı, onu yüklemiş bulundum. Fakat ufak tefek arayüz değişiklikleri dışında herhangi bir fark yok. Yine eskisi üzerinden de devam edebilirsiniz. Sadece bir iki görünüş farklılığı mevcut belki de. Tabii yeni bir proje oluşturacağız. Herhangi bir proje yok bu bilgisayarda. Sağ tıklayarak Package Explorer'da New Java Project diyorum. Eğer bu sürümü yüklediyseniz belki şu tarz bir görünüm de karşınızda olabilir belki. Sol tarafta gördüğünüz gibi Package Explorer'ı seçiyorum. Bunu da Restore diyerekten bu şekilde pencere haline getirebilirsiniz veya Window'un altında Open Perspective var. Burada Java Browsing derseniz her değiştiğinizde farklı bir dizilim sunuyor size. Daha doğrusu iki farklı dizilim sunuyor. Bizim önceden kullandığımız, alışık olduğumuz dizilim şu şekilde. Dedikten sonra burada Reset diyerek de bu hale getirebilirsiniz tabii. Yeni bir proje oluşturalım. Ders diyelim bunun adı olarak. Burada default location seçili olduğu için bizim Eclipse'i ilk açtığımız zaman belirlediğimiz çalışma alanına kaydediyor olacak projeleri. Finish dediğimde boş bir proje oluşturmuş oldu ve Source'un altında herhangi bir class yok. Yeni bir class ekleyeceğim. Ve bunun adı buton denemesi olsun isterseniz. Ve bir tane de main metot eklemesi için şu seçeneği seçiyorum. Ve finish dedikten sonra buton denemesi klasımız oluşmuş durumda. Şu deneme klası benim önceden yaptığım bir şeydi. Onu da içine kattı. Çünkü ders adında aslında bir proje oluşturmuştum ben. Sonra baştan oluşturalım diye sildim fakat proje dosyaları esas klaslarında duruyormuş. O yüzden bu denemeyi silebiliriz. Yani bu sizde geliyor olmayacak tabii ki. Buton denemesi. Şimdi label'lar gibi butonları da frame'lerin içerisine veya daha düzgün bir şekilde işimizi yapmak istiyorsak panellerin içerisine yerleştirebiliyoruz. Ve butonlar bizim kullanıcıya sunduğumuz yeni Graphical User Interface adı verilen, yani bu içinde görüntüler olan, işte butonlar olan, label'lar olan kullanıcı arayüzünde kullanıcıya bir input verme şansı tanımamızı sağlayan elemanlardan bir tanesi. Butonlar tıklamaya yarıyor ve butonları tıkladığımızda bizim belirlediğimiz bir işlevi yerine getirebiliyorlar. Tabii öncelikle biz bir frame oluşturalım isterseniz ve frame'in içerisine bir panel yerleştirelim. Bunu yapmak için JFrame'i de extend edebiliriz. Fakat daha düzgün bir şekilde olması için JPanel'i extend ediyor olacağız. Ve tabii JPanel'i aynı zamanda import edeceğiz. Ve main metodunun içerisinde de bir tane JFrame oluşturmamız gerekiyor ki bu JPanel'i içerisine yerleştirebilelim. New JFrame diyorum. JFrame'e parametre olarak programın şu üst kısmında yazan ismini verebiliyoruz. Mesela deneme programı olsun. Ve bu frame'in içerisinde bizim JPanel'i yerleştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda JFrame'i import ettik. Tabii bu JPanel'i frame'e yerleştirmeden önce oluşturmamız lazım. Bir buton denemesi, daha doğrusu yeni oluşturduğumuz class'ın adı buton denemesi. Panel 1 diyelim. Eşittir new buton denemesi şeklinde bunu
oluşturuyor olacağız. Buton denemesi bir J panelin alt sınıfı olduğu için alt klası veya J paneli extend ettiği için frame'in içerisine yerleştirebiliyor olacağız bunu. Add panel 1 dedim. Burada yaptıklarımız farklı bir şey değil aslında. Yani önceden de yaptığımız şeyler. Aynı zamanda da frame'i set visible'ını true yaparak görünür hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü frame'ler varsayılan halleriyle ilk oluşturulduklarında görünmez halde oluyorlar. Aynı zamanda da frame'in size'ını belki belirlemek isteyebiliriz. İşte 200'e 200 olsun mesela. Açılış noktasını da belirleyebiliyorduk hatırladığınız üzere. Şimdi bunları yaptığımız zaman bize bir J-frame oluşturacak. Tamam, buraya kadar daha önceden yapmıştık. Şimdi butonlara giriyoruz bu bölümde. Butonlar da label'lara aslında oldukça benziyor. Burada bir iki tane J-button, J-buton değişkeni tanımlayalım. Buton doğru yazamadık bir türlü. Buton 1 ve buton 2 olsun bunlar. Ve J butonu da jbox.swing altından şurada J buton olarak import ediyoruz. İki tane buton değişkeni tanımlamış olduk. Tıpkı label'larda olduğu gibi veya x, y diye belirlediğimiz değişkenlerde olduğu gibi bu değişkenleri içerisine bir şey atamamız gerekiyor ve atayacağımız şey de J button cinsinden objeler olacak. Bu button'ları oluşturma işini constructor'ın altında yapabiliriz. Yani buton denemesinin içerisinde bir tane constructor yapacağız. Dilerseniz bunu sağ tıklayıp source'un altından generate constructor using fields dersek bu şekilde bir şey yapabiliriz. Gerçi field'ları kullanmayacağız biz. Field demeye gerek yoktu. Şu şekilde bir constructor bize yeterli olacak. Kendimiz de yazabilirdik. Tabii tembellik ettik. Constructor buton denemesi klası ilk oluşturulduğu zaman çağrılan metottu. Bu metodun içerisinde oluşturuluyordu buton denemesi klasına ait obje. Ve herhangi bir klası extend ediyorsak eğer ilk yaptığımız iş süper diyerek bir üst klasın constructor'ını çağırmak oluyordu. Bunu yaptıktan sonra bu klasa ait başka oluşturulacak, eklenecek objeler varsa bu noktada onları yapabiliriz. Ve buton 1 ile buton 2 için yeni J butonlar oluşturur olacağım. Buton oluşturduğumuz constructor'da da parametre olarak şöyle yaparsak J button'ın boş constructor'ı da var. Herhangi bir ikon belirtebildiğimiz veya action belirtebildiklerimiz de var. Daha sık şimdi kullanacak olduğumuz bir string alan constructor olacak. Ve deneme olarak isterseniz böyle tıkladıkça sayıyı arttıran, azaltan bir program yapmaya çalışalım. Arttır olsun butonlardan biri. Ve buton 2'de de azalt yazıyor olsun. Buraya vermiş olduğumuz stringleri butonun üzerine yazıyor olacak. Ve bu butonları da oluşturmakta olduğumuz J panelin içerisine ekleyeceğiz. Doğrudan burada add dersek eğer şu an zaten bu J panelin içerisinde olduğumuz için bu J panele ekleyecektir veya dilerseniz this.add de diyebilirsiniz. Fakat herhangi bir şey yazmadığınızda bu bağlamda aynı anlama gelmekte. Bu haliyle çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi iki tane butonumuz var. Arttır, azalt diyor. Fakat tıkladığımızda herhangi bir şey yapmıyorlar. Pencere büyüklüğüne göre de yerleri orantılı bir şekilde değişiyor. Şimdi yapmak istediğimiz bu butonlara bir işlev kazandırmak. Bunu yaparken de Action Listener kullanacağız. Hatırlarsanız
klavyeden input almak için keyboard veya keyless sınır kullanmıştık. Mouse'lu sınır kullanmıştık. Benzer bir şekilde bu sefer action listener kullanıyor olacağız. Implement action listener diyorum burada. Eğer otomatik tamamlamayla yazarsanız, yani kontrol boşluğa basarsanız bir kısmını yazdıktan sonra ve açılan listeden seçerseniz import işlemi de otomatik olarak yapıyor. Yapmadığı takdirde action listener'ın üstüne gelip işte hataya çözüm bulmak için import diyebilirsiniz. Aynı zamanda da implement edilmemiş metotları eklemesini isteriz. Çünkü eğer bir class action listener'ı implement ediyorsa o class'ın içerisinde action performed metodunun bulunması gerekiyor. Action performed metodu da tıpkı fareyle tıkladığımızda veya klavyeyle tıkladığımızda olduğu gibi çalışıyor. Bu sefer herhangi bir action, eylem tetiklendiği anda bir action event oluşturuyor ve ona göre çeşitli işlemler yapabiliyoruz. Action listener'ı butonlara eklememiz gerekiyor. Yani butonların bu işlevi vermesi için action listener'ını eklememiz gerekecek. Şimdilik şöyle bir şey yapalım. Herhangi bir action performs anında action event'i tetiklendiği zaman system out print elenli şöyle action performed yazsın ekrana mesela. Tabi butona tıkladığımız zaman bunu yapabiliyor olması için bu butonları action listener'ları eklememiz gerekiyor. Add action listener diye bir metodu var butonlara ait. Ve buraya action listener olan objeyi ekleyeceğiz. Burada buton denemesi klasının kendisi action listener. Yani this dersek eğer bu klasın kendisine eklersek action listener olarak bu klası eklemiş olacağız. Şimdi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi arttıra bastığım zaman veya azalta bastığım zaman action performed'u ekranda görüyoruz. Bu sefer butonlara bastığımızda butonlara ait olan yani arttıra bastığınızı anlayacak veya azalta bastığınızı anlayacak şekilde bir şeyler yapmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi action performed'un parametrelerinden bir tanesi, daha doğrusu tek parametresi action event. Ve bu action event'in içerisinde get action comment diye bir tane metot var. E'ye ait oluşturulan event'in bir tane action comment değişkeni var ve bu değişkeni görebilmek için get action comment metodunu kullanıyoruz. Bu sefer çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi arttıra bastığım zaman ekranda arttır yazıyor system out print elemde. Azalta bastığım zaman da yine azalt yazıyor bu sefer. Demek ki butonları ayırt edebilmek için get action command'i kullanabiliriz. Yapabileceklerimizden bir tanesi bu. O zaman şöyle bir label oluşturalım isterseniz. JLabel dedik. Label 1 olsun. Ve burada label 1 eşittir new JLabel diyorum. Ve içerisinde herhangi bir şey olmasın isterseniz. Burada tabii import etmemiz gerekiyor öncelikle. Ve daha sonra da add label 1 diyerek bu label'ı ekliyor olacağız. Ve bu label'ın içerisinde daha doğrusu 0 olsa daha iyi olacak. Arttıra bastığımız zaman ve azalta bastığımız zaman farklı şeyler olmasını istiyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Eğer bu aldığımız action comments bir string olan action comments şuna eşitse arttıra eşitse
buradakileri yapıyor olacağız. As if dedik. Eğer bu action command farklı bir şeyse, farklı bir şeyler yapıyor olacağız. Şimdilik ikisini ayırt edebiliyoruz. Bu şekilde bir if else yapısı kullanaraktan. Yapmak istediğimiz şey de neydi? Label 1'in text'ini alacağız öncelikle. Label 1 to string diyeceğiz. Bu bir string'ti. Ve bu string'i integer'a çevirmemiz gerekiyor olacak. Integer diyelim, herhangi bir x integer'ı label to string dedikten sonra bu string'den integer'a çevrilecek. Tabii ben bir yandan integer'a nasıl çeviriyorduk diye düşünmeye çalışıyorum. Bir durdurup bakalım. Çünkü hani farklı dillerde farklı şekillerde oluyor. Muhtemelen siz de aradın diyorsunuzdur. Hani ya şöyleydi, ne zaman unuttum diye. Integer'dan parse int diyoruz. Ve bu metot bir string input alıyor. Bu aldığı string'i de integer'e çeviriyor. Integer'e çevirdikten sonra arttır metodu sayıyı 1 arttırması gerekiyor olacak. Daha sonra da label 1'in şöyle yapalım. Label 1'in tekstini bu yeni integer'a çeviriyor olacağız. Öncelikle bir integer'ı artı artı değil de artı bir şeklinde desek daha doğru olacak. Ve input olarak da integer gönderdiğimiz için başına bir string eklersek eğer boş bir string eklediğimiz takdirde integer'ı string olarak boş string'e ekleyecek. Sonuç olarak string elde etmiş olacağız. Aynı şekilde azalt dediğimizde bir çıkartıyor olacağız. Şimdi şöyle ne yaptık? Integer parse int dediğimiz metot herhangi bir string'i integer'a çeviriyordu. Label nokta bir to string dediğimizde o label'ın içerisindeki yazıyı alıp string cinsinden bize iade ediyordu. İçinde başta sıfır olacağını varsayıyoruz. Şu ifade bizi sıfırı bize integer cinsinden döndürüyor. Şu kısımsa sıfırı bir arttırıyor veya integer'ı bir arttırıyor. Daha sonra başına string eklediğimiz takdirde, boş bir string eklediğimiz takdirde bu integer string formatında ele alınıyor. Ve label 1.set text diyerekten de bu string'i label'a yeniden atamış oluyoruz. Bunu çalıştırdığımız zaman hata aldık gördüğünüz gibi. Acaba ne hatası aldık bakalım ona. Number format exception almışız. Sayıların formatı ile ilgili bir şeyler yanlış gitmiş demek ki. Muhtemelen buralarda bir yanlış yaptık. Yalnız yeniden bir bakalım. Arttır dediğimizde ne oluyor? Azalt dediğimizde ne oluyor? Şimdi öncelikle bir şöyle bir şey deneyelim. Herhangi bir şey bulunmasın. Şu if else'lerden. Herhangi bir butona tıkladığımız durumda şurada yanlış işaret kullanmışız. Herhangi bir butona tıkladığımız zaman o butonun tekstini
Action Command'e eşitliyor olalım. Yani arttıra bastığımızda arttır yazacak butonda, azalta bastığımızda azalt yazacak diye bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bu işe yaradı. Hani burada sorun yok, bunu yapabiliyoruz. Şimdi if else'lerde bir sorun var acaba diye düşünebiliriz. Onlarda da gerçi pek sorun yok gibi ama. Şu integer parseInt olayını biraz daha ayrık biçimde yapalım, böyle her şey bir arada olmasın. Belki gözümüzden kaçırdığımız bir şey vardır. Integer a diyelim. Ve bu noktada a'da bizim sahip olmak istediğimiz integer var diye düşünüyoruz. A'ya 1 ekliyoruz. Daha sonra da set text'i kullanaraktan boş string artı a'yı ekrana yazdırmak istiyoruz. Benzer şekilde azalt butonuna basıldığı zaman da eksiltmek istiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi yine çalışmıyor. O zaman biz şurada bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Şurada bir sistem out print ile a'yı ekrana yazdırmayı deneyelim. Acaba a'nın içerisinde ne var? Şöyle bir şey yapalım. Bunu dışarı alalım. Yoksa if else'lerin içerisine mi gidemiyoruz diye kontrol etmek için. Burada a'yı iki defa tanımlamış olduğumuz için integer declaration'ını kaldırmamız gerekiyor. Bir hata daha var. Gösteriyor burada. Ona da bakalım. Evet, altta da yine integer olarak a'yı belirttiğimiz kısmı kaldırdık. Şimdi çalıştırdığımızda bakalım yine neler oluyor. Muhtemelen çok basit bir şeyi yanlış yapıyoruz. Input stringimizde hata olduğunu söylüyor sanki. Acaba şurada mı bir sorun var? Label 1 to string bize istediğimiz şeyi döndürmüyor mu? Buradan sonrasını almayalım. Burada yıldız slash kullanarak iki slash yıldızın arasındaki alanı comment haline getirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi labels 1.string böyle bir şey döndürüyormuş bize. Ki hani bu pek istemediğimiz bir şey. Muhtemelen daha önceki bölümlerde yaparken başka bir şey kullanmıştık ve onu siz fark etmişsinizdir. Çok basitti bu. Niye yapamadın? Neyle uğraşıyoruz diye get text diyecektik. Evet, öyle bir hata yapmışız. Yoksa integer'larla ilgili, parse int ile ilgili bir sorunumuz yokmuş. Şuralarda int a diye tekrardan belirtiyor olacağız. Şu alttaki yıldız slash'ı da sildik ve neyi değiştirdik? Sadece label 1 to string yerine label 1'in get text'ini kullanıyor olacağız. Text'ini alıyor olacağız ve yine azalt çalışıyor, arttır çalışmıyor şu an. Arttırın muhtemelen bu noktada içerisine girmekte başarısız oluyor. Yazım olarak doğru mu onu bir kontrol edelim. Evet, yazım olarak yanlışmış çünkü arttır olmuş. Şimdi gördüğünüz üzere beklenen şekilde çalışıyor. Aynı zamanda şuradaki sistem out print elinde silersek altı yazdırmıyor olacak. Gördüğünüz gibi butonlara bir giriş yapmış olduk bu bölümde. İlerleyen bölümlerde butonları biraz daha farklı kullanmaya çalışacağız. Ve burada action comment'leri alırken daha farklı nasıl kontrol edebiliriz, hangi butona basıldığını, onlara bakıyor olacağız. Sonraki derslerde görüşmek üzere.